kalabalık olarak. Umarım birbirimize bir hırsız bir şikayet etmez. Sanırım bugün bizim etkinliğimiz çok önemli bir denk getirmeye çalıştık ama 14 Kasım 1914 Türkiye'de Roma'nın başlangıcı kabul edilen tarih. 14 Kasım dün pazardı. Ertesi gün yapalım sinemanın yaş gününü kutlamış olalım. Fenerbahçe Üniversitesi ailesi olarak dedik. Ve sinemadan söz edeceğimiz bu etkinlikte bu işte söz sahibi olan isimleri davet ettim. Şu anda aramızda yok. Yönetmen Cevdet Mercan online katılmaya çalışacak. Diğer konuklarımız yüz yüze burada hazır. Oyuncu adına oyuncuların sinemasındaki emeklilik şu andaki yapılan işlerin ne kadar farklı olup olmadığı konusunda yetkin olarak bizi bilgilendirecek Mert Fırat aramızda konuk. Senarist Ercan Mehmet Erdem. Sinemanın emekçilerinden çok da görünen yüzlerden olmadığı için arka plan çalışmalarla sinema var olup bilirsiniz. Sinema ışıksız olmaz, görüntüsüz olmaz. Sinemanın görüntülerini, bütün tasarımları ışık şefleri ve görüntü yönetmenlerinden çıkar. Işık şef ve görüntü yönetmeni olarak Mehmet Fırat aramışlar. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince geciktik. Bir sistemsel altyapı çalışmasının yapılması gerekti. Konuklarımızı aşağıda beklettik bu sürede. Sizleri ama daha fazla bekletmeden hemen ben söz vermek istiyorum. Konuklarımıza öncelikle ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Kırmadınız, varlığınızı onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sinemanın 107. yılını kutluyoruz. Türk sineması çok önemli aşamalardan geçti. Yükseldi, düştü, tekrar yükseldi. Şimdi dijitalle farklı ortamlarda yeniden yükselişte mi acaba? Bu soruyu öncelikle Mert Bey'e sormak istiyorum. Mert Bey'in süresi de kısıtlı. Da buradan başka bir yere gitmiş olmanız gerekiyor. Evet, çıksanız yeterli. Orada olmanız gerekiyor zannederim. Buyurun. Çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlarımıza böyle iştirak ettiklerine teşekkürler. Evet, sinema başka bir yere doğru evriliyor. Acaba sinema değil anmak da mümkün mü bir yandan onu da düşünüyoruz. Yani işte bir alana doğru evrilirken sinema sektörü. Bir yandan böyle geçişlerde tabii ki endişeye de çok yer bırakıyor bazen. Sektörün her alanında. Yani oyunculardan, işte yönetmenlerden, yazarlara kadar. Fakat bunun bir geçiş olduğu kesin ve sadece Türkiye'de değil, dünyada aslında. O başka bir yere doğru evriliyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Warner Bros. Ayırdığı bütçeden, Disney'in bu sene dijital sanatlar, aslında dijital içeriklere ayırdığı bütçeler alıyoruz. Genel yaptığımız filmlerin içinde nasıl bir alan kaplıyor, orada alıyoruz. Mesela şu anda Disney'in geçmiyor kanallar artık Türkiye'de bir mecra olarak buraya gidiyorlar. Yine diğer yatırım alanlarına çalışan, pazarlama dijital alanlarına çalışan Amazon gibi kanal olmaya geçtiğimiz yıllar içinde bir platforma dönüşmüş. Şu an artık Türkiye'ye de sağlıyor. Başka aktörleri görüyoruz. Tüm aktörler, bu piyasadaki aktörler aslında sinema enerjisini değiller. Daha çok dijitale içerik üretmek diye bakıyorlar ve sistemi biraz daha öyle angaja oluyorlar. Bu tarafta şey de var demek. Yani, bir yandan biz böyle sinemaya, dijitale içerik üretmeyi tırnak içinde biraz o dijital içerik derken aşağılar bir yerde duruyoruz genel itibariyle ne yazık ki. Sinema yapmıyoruz, sinema yapmıyoruz, sadece içerik yapıyoruz. Ama öyle mi değil? Yani geçtiğimiz şu 3-5 yılda mutlaka arkadaşlarıma söyleyeceğim şey olacak. Yani aslında bu tarafta Angels of America, hani demin sizin dediğiniz gibi dönüşümde Al Pacino'nun bir defa böyle
Aslında daha çok sinemada rol gösteren oyuncuların 10 yıl önce, bundan aslında 10 yıl önce, 12 yıl önce sektöre adım attı. Dijitaldeki sektöre adım attı. Biz de varız. Bu alanda da olacağız dediği bir yolculuk. Dizi sektörünün dijitaldeki, dijitaldeki filmlere doğru geçtiği bir alana kaydı. Burada tabii birçok etmen var. Tüketicinin alışkanlıkları, seyirci alışkanlıkları dönüştü. Alışkanlıklar yıllar içinde geçtikçe platformlar değişti. Platformlar artık bir kişinin web platformundan seyrettiği kadar bir platformu geçmeye başladı. Sinema. İşte şey, bu adı ne diyorsak bizi. Bu taraftaki şey, işte bir şey buraya doğru evrim yapıp, evrim yok. Bunların alışkanlıkları değişmeye başladı. Sektörü de oraya doğru yakın yaptı. Benim buradaki şeyin kaygım bir de Türkiye'de çok değerli IP'ler. Kıyaslarımız o IP'ler her filmi kapıyor. Ben haklıyım. Türkiye'de çok ciddi bir üretim var. Ve bu üretimin en önemli tarafı hikaye anlatıyor. Yani aslında senaristler, hikayeciler. Türkiye'deki sektörü var ederler, adapte de olsa. Özgün hikayeler olsa aslında bu da yani kaynak. Bu aslında senaristlerimiz hikaye anlatıyor. Oradan başlıyor bir dünya. Bunun işte korkutan bir tek şey o oldu bu tarafta. Genelde bir özetledikten sonra sektörün bu hikayesinde. Ben oyun tarafından çok bakmıyorum çünkü oyuncu her tarafta oynuyor. Bir tek oyuncu dezavantajı bütçesel olarak böyle bir televizyon kadar, bir sinema kadar yüksek bütçeler olmadığı yerde. Fakat emek yoğun, emek aynı. Teknik tarafta da aynı şekilde. Aslında tüm paydaşların, tüm içeride bulunan reklamların neredeyse bütçesini 3'te 2 oranından, 2 zaman geriye kadar indiren bir şey söz konusu. Ama aynı şey, aynı sürede yayılıyor. Değişen bir şey olduğu anlamda bir sıkıntı var. Onun dışında bizim benim daha da önemli bir şey, bizim kendi orijinal IP'lerimizi farklı dijital uluslararası kuruluşlara devrediyoruz. Yani çünkü onlar çok haklarıyla bunu kaydını alıyorlar. Türkiye'nin onlarda bu haklar kanallara süreli satışlar. Fakat buradaki satışlar hakkı tamamından bizim geçmişte de yani kadar olan komşu hakkı. Onun hak sahibi üretmenimiz. Müziği yapan kişiler mesela sahibi bir oyuncu var ve sizin bununla en çok aslında hak sahibi olanlar emekçiler komşu haklardan yararlanır. Hatta emekçilerin neredeyse hiçbir şey yok maalesef. O da işte artık meslek örgütlerinin olduğu katkı oranında değişen bir hak temelli bir mücadele alanı var. Ama günün sonunda şunu demek istiyorum. Biz buna kök haklarını dijital platformlara devrederiz. Halbuki burada bizde kalsın. Biz şu anda dünyanın endüstride en çok dizi yerlerden ülkesi, ülkesi Amerika'dan sonra. Kore'de şu anda yarışıyorum. Bugün yapacağız aslında. Bizim yaratıcı sektörler Türkiye'de aslında tüm yaratıcı sektörler değil. Evimizde, filmde, işe katılımda, tiyatroda, sırayla daha ağırlıklı başı çeken değil aslında. Bu sektörün 4.8 oranında istihdam sağlıyor. Madencilik sektöründen daha büyük bir ihtiyaç. Ekonomi olarak 2.88 yani saatinde bir hasıla değil var. Yani yeni elde yani sokakta yürüyen 100 kişiden 3 tanesi yaratıcı sektörler başlı kapsam geliştirdiği için de daha büyük. Aslında bu alandan bir. Dolayısıyla çok önemli ve çok yatırımın yapılması gereken bir alan. Sinemaya doğru tekrar çevirmeye çalıştıkça beni korkutan ne gerçi? Tabii ki bu bizim kültürümüzden çıkarttığımız eserleri dünyaya duyurmak gibi bir avuç. Buradaki en heyecanlandıran taraf o. Herkesin hikayesi. Ama bu yandan da kök hatları, tüm hatları yok. Yabancılara verilmiştir. Bu noktada ben bir şey küçük parantez girmek istiyorum. Komşu haklar ve asıl haklar bu. Bu etkinliği senarist bir ile olmalıydık. Her bir yapardık. 12 yıldır. Senaristlerinde herhalde. Üniversitesi. Üniversitesi.
Açılımında sinema eseri meslek sahipleri, kadar yönetmeni rock yazarı sinema eseri meslek bilgi olarak açılımı. Senaryo ve diyalog yazarları, rock yazarı sinema eserinin ortağı sahipleri, yönetmenleri, eser senaristler ve müzik yapımcılar. Fakat diğer tabiyle çalışanlar, görüntü yönetmenleri, genelde meslek birliklerinin kazanımları olarak onlar da yavaş yavaş gelecektir ama şimdi sadece maaşlı eleman olarak geçerler, paralarını alırlar, bir daha da hak iddia edemezler. Ama senaristler ve oyuncular, yönetmenle birlikte filmleri her gösterildiğinde bundan hal alma hakkına sahip. Fakat onlar birlikte çok önemli bir tarafı. Olduğu gibi film yapıldığı anda bütün haklarıyla yabancılara verilen haklarıyla milyon kez gösterse de satın almış demek gibi bir hak ihlali alanı açıldı. Türkiye'deki yerli yapımcıların bir kaynakları, bir ortakları bu kadar yabancılar da olduğu için bir yasa koşulları doğrudur diyelim. Şimdi eser sahibi sıfatıyla olduğu için oyuncular ve senaristler, ben Mehmet Erdoğan Bey'e bir senarist gözüyle ne değişiyor, içerikler nasıl değişiyor, sinema yapıyoruz, içerik yapıyoruz, güzel bir giriş oldu aslında. Bu içerikleri yapacak adaylarımız var bakın, öğrencisiniz. Şimdi bir sektör deneyimi olabilecek miymiştir kurduğumuzu diye. Gerçekten yani çoğu biraz umutsuz başlıyorlar bir şey. Doğru yani. Biz de çok umutlu başlamadık ama şöyle bir iyi narkomodülü sınıf arkadaşım. Üniversitemiz beraber okuduk. Yani aslında beraber büyüdük. Ve ikimiz de üniversiteden mezun olurken bir takım hayallerini yapıyorlardı. Ama tabii bunları gerçekleştiğine kadar bize çok zor çekti. Yani hiçbir şey bizim önümüze sunulmadı aslında. Hani o dönemki koşullar bugünden çok farklıydı. Hani iyi tarafları da vardı, kötü tarafları da vardı ama mesela mesela bir kötü tarafı ben ilk yazdığım şeylerde sözleşme imzaladığımı hatırlamıyorum. Neredeyse sözde ilerleyen bir süreçti. Yani yapımcısı da yürüyoruz, siz yapımcıya yürüyorsunuz. İlerleyen bir süreçti. O yüzden de mesela birçok benim yazdığım işler şu anda dijital Netflix'te olsun birçok yerde oynuyor. Yani dediğim gibi mesela hiç ortada bir şey yok, bir hak yok, bir şey yok. Şimdi mesela değişmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Artık çünkü sektör biraz daha bu dijital dünyayla daha belki de bunların hepsine daha profesyonel bir noktaya gidiyor. Yani belki bizim belki de üçüncü dünya ülkesi diye bir bakıyoruz. Hani hala aslında bizde değişen çok şey var burada. Yine biraz içeride de konuştuğumuz kişiye özel değişiyor aslında bir kere. Bizim standart mesela mesleklikle çalışıyor. Her şeyi yapıyorlar ama hiçbir yapımcıyla o mesleklerinin sözleşmesi imzalanmıyor. Tamam, ben bu sizin kendi gücünüzle alakalı bir noktaya gidiyor. O yüzden de başkasına kesinlikle söylüyorlar. Ve bu benim zamanımda da böyleydi, şimdi de böyle. Yani bizim değiştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu örgütlerden, evet örgütlerden girdik dediği için çok önemli bir şey. Yani dernek gibi bir şey değil. Bunlar ciddi örgütlerden gereken şeyler. Fakat burada başka parametreler var. Çünkü orada bu işi kâr eden yapımcıları var. Bir tane parametresi var. Yani onlardan bir kavga dövüşü olsa da çok bir sonuç alınmıyor. Çünkü şimdi de politik tarafı var. Siyasi tarafı da var. Kültür Bakanı da daha iyi buluyor. Erkun da daha iyi buluyor. O yüzden o süreç ben daha kendi kafamda berraklaştıramadım. Yani yıllardır bu şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi sadece kendi çabalarımla bir şeyler yapabiliyorsam yapabiliyorum. Zaten sakat olan tarafta bu. O yüzden belki bizim öncelikten çıktığımızdaki gibi siz de bunlarla karşılaşacaksınız çünkü çok bir şey değişti. Yani, sektör büyüdü. Ben bambaşka markalara girdim. İşte, onların dünya kuruldu ve orası gitti şu anda yatırım alıyor. Daha da gelecekler var. Yani şu anda benim 5 tane dijital chat üretici kanal var. Şimdi Disney ile şeyde geliyor. HBO. Bu ne demek? Yani ben zaten 10 sene sonra televizyonda bir şey kaldığına inanmıyorum.
İşte evet, yani ben sinemanın ve dijital dünyanın çok domine edeceğini düşünüyorum. Bu hani o Mert'in dediği noktaya gelsek, hani içerik üretiyoruz sinemada. Ben daha çok sinemaya gittiğimizi düşünüyorum. Yani sebebi de şu, ben masa başına geçerken ya da sesiz çıkarken ya da sen bir rolünü hazırlanırken, yani biz bunu sinemadan çok farklı bir bilgiyle yaptık. Yani hiçbir fark yok benim gözümde. Sadece gösterildiği mecra farklı oluyor ve ama mesela şöyle bir çeşitlilik yarattığını düşünüyorum. Sinema dediğimizde de sanki burada acayip işler yapıyormuş gibi yazdık. Tamam, bir komedi filmlerinin domine ettiği dönem yaşamadık yani pandemi öncesi. Yani bu da şu demek, hani sinemamız yerden gitti. Çok da bir yere gittiğini zannetmiyorum. Yani sinemamız sadece komisyonu gibi beraber. Ve evet, kabuk değişmiyor ve dijitalleşme değil ve başka bir yere gidiyor. Bir de daha fazla özgün içerik üretebileceğini düşünüyorum ben dijitalde. Yani hani iyidir kötüdür tartışılır ama ben kağıttan ayaklarına bir film yazmıştım. Mesela o film şöyle bir farkı var ama mesela normal gişeye yapabileceğim bir film değil o. Çünkü içinde kadın yok, aşk yok, şiddet yok, silah yok. Hiçbir şey yok. Sadece şu var, çok basit bir şekilde bir çocuk kendi annesinin arama hikayesi var. Yani kağıt toplama işçisinin. Bu yandan, bu yandan. Evet, kastettiğim var. Şimdi mesela o dijitalde bu tarz böyle daha özgün, daha farklı içerikler üretilebiliyor. Hani bu hep böyle mi olacak bilmiyorum. Ama mesela bir başka bir olsun. Yani şimdi aklıma gelen işte masum olsun, şahsiyet olsun. Yani Türkiye'de gerçekten kavga üstü. Yani normal televizyonda görmeye alışık olmadığımız. Nitelikli işler dijitalde bence sinemaya, sinema fikrine daha fazla izin eder yani böyle. O yüzden de ben içerik ve yani o Mert'in zaten çok sevmek için söylemiyorum. Sadece o kabuk değiştirirken bunu nasıl tanımlayacağızla alakalı bir sıkıntı var. Ben zihniyetin bizim tarafımızda değişmediğini düşünüyorum. Yani biz sinema yapmak için çıkıyoruz, sinema yapmak için yola çıkıyoruz. Ben sadece mecrası değişiyor. Evet, üretim koşulları. Evet. Evet, evet. Araç. Ama eğitim aracı da belirleyici değil mi? Yani mesela aklıma gelmişti. Hani oyuncu, ayrı oyuncu okurken. Aynı oyunculuk mu acaba? Yoksa küçük ekranda izleme elverişli, daha büyük oynamanız gerekir mi? Yani tam burada işin plastiğine inilir. Demek ki istersen hocam. Evet. İşin plastiğine çünkü diyoruz oyunculuk değil. Çünkü o ekranı nasıl düzenleyecekti? Yani de sorun oydu benim aslında. Küçük ekranlar, boyutlarımız var. Her yazılıklarımız arasında gerçeğimiz o kardeşim için de bu ayetine ilişki farklılaşma başladı mı o? Farklılaşma başladı. Işık farklılaşma. Çok işte yani şöyle söyleyeyim, 70'lerde 65'lerde bu ülkede 450 tane çekildi. 500 tane film çekildi. Şimdi günümüzde bundan 10 sene önce sinema sektöründe dijitale geçmeye başlayınca gelişme olmuş. Ortalıklar çoğaldı. Sinema artık eve gidiyor. Sinema salonuna giden seyirciler azaldı. Sinema salonuna giden seyirciler azalınca bireyselleşmeye başladık artık. Yani film seyretmek de artık bireysel bir hale geldi. Bugün Türkiye'de evet, yılda 47 taneyi aşmıyorduk yani. Sinema filmi çekilmesi. 2045 yılında Antalya artık ortaklarında evet, böyle bir dönem oldu. Ama Mehmet Bey'in demin söylediği şekilde %50 ülkeye şu anda dizi satıyoruz. Bu çok büyük bir şey. Biz bundan 15 sene önce dizilerimizi seyretmiyorduk yani. Birçok insan seyretmiyorduk. Ama şimdi 150 ülkeye dizi satmak bizim sektör için çok iyi bir şey. Çalışan, arka bir katta çalışan bizler için çok iyi bir şey. Çünkü gelişiyoruz. Bir yandan gelişiyoruz, bir yandan kan kaybediyoruz. Öyle enteresan ki sinema salonları şu an bomboş. Ama açılan sinema portalları, özel sektör, yapımcıların da o tarafa geçme durumları var. Yani kanal kurup kendi çektiği filmi kendi satmaya çalışıyor. Sinema salonunda oynamayan filmi dışarıya satmamak gibi bir takım kurallar var. Bir kanalda oynamayan bir diziyi yurt dışına satmamak gibi bir kurallar var. Şartlar hem zor hem kolay ama büyüyoruz. Asla küçülmüyorum, büyüyorum. Çünkü çok gelişiyor. Sektör çok gelişiyor. Fikir çoğalıyor.
filmler çoğaldı, diziler çoğaldı, konular çoğaldı. Mesela bizim ülkemizde bundan 15 sene önce korku filmi çekilmezdi. Korku filmlerinin ne olduğunu bilmezdi. Yerli korku filmi yoktu. Ben mesela hiç korku filmi çekmedim. Drama, komedi, drama, komedi. Ama şimdi yeni yeni başlayan, bundan 10 sene önce başlayıp bir takım korku filmleri çekiliyor. Bunun içerisinde ilerleri de var ama hiçbir şekilde seyredilmeyecek olmalı. Öyle açık konuşayım yani. Ama bu da bir şey, yani yapmak da bir şey. Yani bugün böyle yapıyoruz ama bu hep böyle gidecek diye bir şey yok. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız bugünkü fikri daha kısa yukarı çıkartabilirler. Mesela gelecek olan görüntü yönetmeni daha farklı bir şeyler yapabilir. Yönetmen senaryosu daha farklı bir şeyler yapabilir. Ve bu çıtayı yükseltebiliriz. Genişliyoruz, sürekli büyüyoruz. Tek böyle ve sıkıntılar çok. Geçmişte bir sinema filmlerini 15 kişiye geldi. Ben asistanken işte 95-96 yıllarında 15 kişiye 20 yılda sinema filmi çekerdi. Şimdi 50-60 kişi çekiyoruz. 20-20 çekiyoruz. Tabii şimdi 4 haftada çekiliyor sinema filmleri ortalama. Ya güzel yönü var. Ben güzel tarafa gittiğimizi öneriyorum. Yani hem dizi anlamında hem sinema anlamında çok güzel bir yere doğru gidiyoruz. Dijitalin de bize faydası çok fazla. Teknolojiyi biz, yani Türkiye teknolojinin her alanda bodoslama girdiği için cep telefonu da alt yapısı olmadan girdi, bilgisayar da alt yapısı olmadan girdi. Sinema sektörünün de dijital alt yapısı olmadan girdi. Film çekiyorsunuz, film çekerken hard diskinize hangisini atacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da hangi formatı kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Bu perdeyi bunu atarsam grey yapar mı? İşte bunu verirsem şu olur mu falan diye düşünüyorsunuz. Araştırma içerisine giriyorsunuz. Ama şu an öyle değil. Şu an çok fazla teknolojik malzeme var. Son 10 senedir benim pencereden baktığım zaman kamera olsun, ışık olsun, dünyaya eş değerliyiz şu an. Yani Hollywood'la eş değerliyiz. Malzeme anlamında söylüyorum, teknik anlamında söylüyorum. Ama senaryo anlamında da geçmiyor oluyor. Oyuncular bunda da geçmiyor oluyor. Büyüyoruz. Ben bundan çok mutluyum. Tabii büyürken de sıkıntılar çok fazla. Bu sıkıntılar her dönem vardı, her dönem olacak. Bir kısım ayağı siyasi olacak, bir kısım ayağı maddi olacak. Bir kısım ayağı teknik bilgi zaafları olacak. Ama çok güzel bir şekilde büyüyoruz. Benim gördüğüm bu şu an. Teşekkürler. Rica ederim. Ben soruma geri döneyim. İsterseniz ekran fark ediyor mu? İletim ortamı sizin şimdilerde yaptığınız işlerle yeni yıl önce yaptığınız işlerin ışık ve çerçeve ayarlarını fark ediyor. Ekran fark ediyor. Şöyle fark ediyor. Şimdi bakın. Z kuşağı dediğimiz gençlik burada. Sinema filmini artık burada izliyoruz. Perde izlemiyoruz. Şu an aramızda kaç kişi var? 100-150 kişi var aşağıda. Bunların yarısı sinemaya gitmiyorlar. Çünkü buradan izlemek daha kolay. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Tamam, bir de olsaydı. Yarısı değil mi? Evet. Şimdi yavaş yavaş buna dönüyoruz zaten. Yani sinema sanatı hocam söyledi. Sinema sanatı bence ileriki dönemde buna dönecek. Artık çünkü sanal büyüklerle çıkmaya başlayacak. Orada sanal büyüklerle sinema filmleri de olacak artık. Dediğim gibi sinema artık bireyselleşecek. Yani seyirci anlamında bireyselleşecek. Şimdi evinde oturacak. O bir sonuç ihlali. Gelecek. Evet, bizim perdemiz değişiyor. Çekim perdemiz de değişiyor. Niye değişiyor? Şimdi eskiden iki lambayla film çekiyoruz. Şimdi bir kandan malzemeyle film çekiyoruz. Kadrajımız değişiyor. Negatif filmde film çekerken ben negatif film açıklamamı yaptım yıllarca. Ben de yaptım. Çektiğim filmin görüntüsünü göremiyorum. Yani negatif çekiyorsun. Ne çektiğimizi göremiyorum. Şurada ne ışık yaptık, patladım o filmi, onu göremiyorum. Şimdi ama dijital portalda böyle değil. Ben şunu çektiğim zaman en ince detayına kadar her şeyi görebiliyorum. Gördükçe değişiyor. Bu değişim oluyor. Ekran değişiyor. Hataları görebiliyoruz. İşin detaylarımızı görebiliyoruz. Oyuncunun oyununu görebiliyoruz. Yönetmen oyuncunun oyununu görebiliyor. Bundan 15 sene önce, 20 sene önce, 2000'lerden önce yönetmen önünde video yoktu. Yönetmen kameranın sağına bakardı. Oyuncunun oyununu izler. Görüntü yönetmeni sadece videoya bakardı. Başka hiç kimse bize oradan bakamazdı. Kimse o görüntüyü göremezdi. Ta ki banyo yapıldıktan sonra provada, işte montajda görebildi. Ama şimdi artık öyle değil. Şimdi artık setlerde yönetmen ayrı bir video, terleste ayrı televizyon, oyuncu ayrı bir monitör vesaire. Bu da bir değişim, bu da bir gelişim. Teknoloji ayrı bir monitör, teknoloji gelişiyor, kadraj gelişiyor. Bakın, bu da kadraj. Işık da bir değişim oluyor, görüntüde bir değişim oluyor, kadraj değişiyor.
O daha da değişecek, daha da kolay inecek, daha da pratiğe inecek. Zor günler geçti bana göre. Bundan sonrası kolay olacak inşallah. Evet, kesin. Yok canım. Oyunculuk da öyle bir şey yok. Yani aslında teknikte de yani tabii ki şimdi 4K çekmek diye bir şey, 2K çekmek diye bir şey. Arkadaşlar çok daha bu evini çok rahat biliyorlar. Çünkü kendileri de yaşıyorlar cep telefonlarında. Ya da aldıkları kameralarda 2K mı 4K mı? Bu hangi televizyona destekliyor? Hangi işte telefon neyi destekliyor? Artık Leica lensi, telefondan bilen arkadaşlarımız var. Eskiden Leica lens sete gelen bir Rolls Royce. Evet, kral yani. Şey, sete bir Ferrari gelmiş gibi bir durum var. Ne Leica mı dikkat edin? Yani Leica da bir kişinin de. Hala da görseler yine aynı muamelini yaparlar bence. Çok önemli lensler bitiyordu. Ama şimdi artık burada böyle Leica anlaşmalı, burada böyle Leica lens var. Şurada üç lensin, üç de Leica olunca. Yani dolayısıyla teknoloji gerçekten çok acayip bir yere geldi. Fotoğraf sektörü değişti. Yani mesela fotoğrafçılık artık herkesin fotoğrafı, yani en hızlı gelişen sektör oldu. En hızlı gelişen aslında sanat oldu fotoğrafçılık. Çünkü herkesin kadraj bilgisi var. Neyin daha iyi bir fotoğraf olduğuna dair bir bilgisi var. Alt açı, üst açı, işte 16-9 yan tut dediği şeyin artık 16-9 olduğunu bilen var. 4-2-4 olduğunu bilen var. Instagram postu zaten 4-3, ona öyle kadrajlayan var, öyle çeken var, öyle kroplayan var, öyle kesen var, montajı öyle yapan var. Ya ben çok iyi montajlardan çok daha iyi montaj yapan arkadaşlar gibi. Nasıl bağlamış bunu ya? Ya bu arkadaş, bu kız, bu çocuk, kimse işte bunu paylaşan, bunu neyle bağlamış? Bir efekt mi kullanmış mı, bir program mı? Yani çok iyi bağlamış ya, bir daha seyrediyorum, bir daha seyrediyorum. Yani 30 saniye bir şey seviyorum, onu sürekli seviyorum. Yani oyunculukta değişimle ilgili, ya evet belki biraz daha hız gelmiş olur. En fazla öyle bir şey diyebiliriz. Biraz daha hızı aslında sektörün tamamı için diyebiliriz. Talep eden bir alandayız. Yani bunun için bir sinema anlayışı, bunun için bir film üretimi anlayışı, işte neyse. Ondan sonra bunun için bir drama diyelim kendisine. Ondan sonra bir hızı takip, talep ediyoruz. Yani çünkü sinemada bu istemez bir 35'i çekerken kendiliğinden ruhunu, yani bir işi yaparken o işin ruhunu getirdiği bir şey var. Oyuncular daha uzun çalışır. İşte daha uzun lensleri test edersin. Kameranızın hangisi olacağı, nasıl bir 35'le mi çekeceksin, 18 mi, 8 mi, 16 mi, neyle çekeceksin? Biraz daha homojen gösteren bir lens olacak, daha keskin bir şey mi olacak? Yani hocam tam onu tarif etti. Dolayısıyla oyunculukta da o değişmeye başlar. Yani daha keskin mi oynayacaksın, daha sert mi oynayacaksın? Görüntü yönetmeni yönetmen der ki, biz daha yakın planlarda çalışacağız, senden ricam daha küçük oynama. Hani daha geniş resimde belki bunları yapabilirsin. Ama biz böyle çok 35'i takıp böyle videoya kadar gideceğiz. Dolayısıyla sen aslında minnacık bir şey yaptığında kadrajdan çıkıyor olacaksın ya da o koskoca 7 metre perdede çok büyük görüntü. Şimdi burada da aslında 7 metre perde değil ama şuradaki şu ekranda çok büyük görünecek şeyler var. Yani dolayısıyla oyunculukta aslında bir değişim yok. Oyunculuk neredeyse aynı ama bir şeyler gerçekleştirmiyor, bir şeyler hazırlık sürecimizde bir değişim var, bir hız var. Neyse var. Yani eskiden Ercan'ın bir şey yazmakla ilgili 3 yılı varken bir onu tercih edip 3 yıl alabilir. Ama bir yandan sürekli gelen bir talep var. Çünkü arkada bekleyen bir sürü proje var. Benim için de öyle. Yani ben eskiden bir öyle ya ben 6 ay bir filmle çalışırım diyebilirken şimdi o film maalesef 3 ayda çekilme sorununa kalabiliyor. Hemen geliyor, hemen çekiliyor, hemen bir şey oluyor. Yani bu işin standartının kalitesini düşürüyor mu? Bir tartışma olmaz. Ama dediğim gibi hani eskiden 500 film çekiliyordu. Şimdi aslında 750 çekiliyor. Neden? Çünkü aslında biz her hafta YouTube rakı film çekiliyoruz. Yani 10 kanalda 10 izleseniz her gün 2 tane olsa zaten 30 yılın devam etmiş. 3000 dizide 300 çıkıyor. Dijitalde işin içine koyduğunuz en az 300-400 orada vardır. 700 tane. Filmleri koyduğunuzda 800-900 tane 120 dakikanın neredeyse üstünde. Yani aslında 90 dakika izlediğim ortaya bir şey. Bu metodu artık ötesi bir metodlardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir içerik üretim var. Ve oyunculuk bağlamında bu gibi yani oyuncular için çok fazla oynayabilecek. Oy var, çok fazla seçenek var. O anlamda kendilerini ve oyunculuklarını, sanatlarını değiştirebilecekleri
çok ciddi bir mecra var. Bir de şu ilginç oldu, oyunculuk tarafından bir de öyle bakalım bir şey, hani arkası oyunculuğu. Şimdi gamification yani oyunu bazı şeyleri oyunlaştırma sürecinde oyunların, oyuncuların sesleriyle, görüntüleriyle bağlı bir süreç var. Gaming tekniği var. Orada artık oyuncunun gerçekten tekrar bazı teknolojik özellikleri ve materyal olarak oyunculuk performansı gösterdiği ve aslında bir oyunun içinde de oynayabildiği dünya var. Yani o anlamda alan çok genişledi. Şöyle bir şey oldu, arkadaşlar yakından takip etmiştir. Geçen bir oyun dünyasının içinde bir konser verildi. 30 milyon insan seyredildi. Yani bir oyunun içinde 30 milyon insan o konsere icadı tuttu. Oyunun içinde oyun, şey, konser seyredildi. Dolayısıyla aslında o tüketim ya da o etkileşim oradaki şey çok değişiyor. Ama bence yani oyuncunun performansı ve yani şimdi de burada değişmiyor. Son bir şey eklemek istiyorum sinemayla ilgili. Evet, yani her şey yedir onu gidiyor. Ama mesela tiyatro, tüm yüzyılları görüyoruz. Hiçbir zaman özelliğini kaybetmiyor. Şimdi burada olan talep insanlarda artıyor. Çünkü interaksiyona önem veriyorlar. Yani diyorlar ki ben burada o reaksiyonu gösterdiğimde karşıda bir şey değilsin. Karşılıklı bir şey olsun. Yani burada o teknoloji de geliyor. O da var. Ama hiçbir zaman gerçeğini yeni tutmuyor. Sinema işte biraz ona yakın ama tam yerine olmayan bir şey. Biraz yavaş yavaş oraya doğru sinemanın daha bizim salonda farklı filmler olduğu değil de daha nişleştiği. Belki 5 salonu, 6 salonu değil. O salonlarda da başka deneyimler oluşturuyor. Daha seyircinin kendi içinde başka deneyimlerle bu alanda tatmin olacağı başka salonlara doğru eğilecek. Oraya göre değişiyor. Bizim hikaye bulmayla ilgili ve belki bu kadar hızlı bir üretim içeriğine yetişmekle ilgili ortak çalışmalar gibi bir açılım var mı? Ortak çalışmalar mı? Senaristler. Genelde öyle oluyor. Evet. Genelde öyle oluyor. Yani mutlaka diyalog yazıp aranmazdı. Senaristler artık diyalog yazıp şöyle yani bir proje çok uzun süreydi. Yani 120 dakikalık bir projeyi hocam 5 günde falan çekiyoruz geldi değil mi? Yani, yani ve 5 günde bu inanılmaz bir hız. Yani bunun bir de masa başı üretim var. Yazma süreci var. O da şöyle değil mi? Yani hani ortalama söyleyeyim 100 sayfa. Altı 5 günde 100 sayfa yazmanız gerekiyor. O yüzden de biz de bu bazen kendi arasında bir yöntem olarak ayrılmıştır. Mesela bizim Trend Manager diye kategorilendirdiğimiz bir şey var, yazarlar var ve Trend Manager aslında biliyorsunuz, yani bunları bilmiyorsunuz diye söylemiyorum da, evet yani bunlar işte aslında senaryonun kemiğini çıkaran ve ete kemiğe bürünmesi için de diyalogçuya teslim edilen bir süreç. Ve genelde 4-5 kişi benim bildiğim bir araya girip bu üretim sürecinde yer alıyorlar. Ben sadece öyle yazabilen birisi değilim. Ben her anında, her şekilde kurulumundan diyaloğuna içinde olmam gerektiğini düşünüyorum. Beni zorlayan bir şeydi bu geçmişte. Reysaç'ı yazdığım dönem sadece bir sezonda 38 bölüm mesela. Ve aynı üretim sürecinde gitmesi gerekiyordu. O zaman bir Birol Tezcan vardı yanımda. O da sınıf arkadaşımızdır. O da şahane bir kalemdir. Yani anlattığım o vardı. Ve beraber bir şey kurtarabildik. Fakat biz çok idealist bir yerden yaklaşmıştık. Yani sadece dizi yazalım, para kazanalım gibi bir yerden değil, biz bir lafımız olsun, bir şey söyleyelim. O biraz bir miktarın genleriyle alakalı bir şey. Ve o zaman bir şeye ben alıştım orada. Evet, ben kendi yazdığım, tamamen kendi içinde olduğum bir şeyden keyif alıyorum. O yüzden de birkaç sonra dizi devamında almıştı. Başarılı olanlar, başarısız olanlar. Ama şunu hatırlıyorum mesela, 46'yı yok olan diye bir dizi yaptık. Onu yazdığım dönemde daha dijital yok, yani Netflix yok, hiçbir şey yok. Fakat kanala şöyle gittik, biz bir saat izleyebiliriz. O zaman da bütün diziler 2,5 saat civarı. Ve biz onu az önce de en başta dediğim gibi belli bir gücümüz vardı. Yani gene Erdal Beşikçioğlu, Serdar Akar, üçümüz dedik bir dizi yapalım bir saat. Ve gittik Star Wars'ın bunun şeyini yaptık, kavgasını yaptık, pazarlığını yaptık ve kabul ettiler. Ve diziyi gece 12.30'da tuttular. Böyle de kimse izlemiyor. Bu
Yok ki bu... Sağ ol. Eyvallah. Bu şey, teşekkür ederim. 13 bölüm tasarlamıştım ben onu. Yok 13 bölüm. Tabii 13. Ha? Ya final yaptı o. Sadece şu... Şimdi mesela bizim dizi sektöründe PT1, PT2, PT3 diye bir şey var. Bunlar yani prime time zamanları. Evet, esas paranın döndüğü kuşak bunlar. PT1 esas paranın döndüğü kuşak, PT2 de o da işte 10-12 arası bunlar. Evet. PT3'te şey, belgesel kuşağı bir şeydi yani aslında girdiğimiz. Evet. Ama o zaman mesela biz aslında daha dijital olmadan bir dijital kafasıyla yaklaşmaya çalışmıştık. Sonra da artık dijital dünyaya gelmeye başladıkça, Blue TV önce geldi, sonra Netflix geldi falan. Benim kafam biraz televizyondan kopmaya başladı çünkü o yoğunluğun içinde, o üretimin içinde bir de dediğim gibi ben işte, tretman falan yani çok ayrı çalışmadığım için dijital bana öyle tekrar bir imkan sundu gibi hissediyorum. Ve bence birçok insanı da özgürleştirdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani mesela maddi olarak ilk zamanlar çok karsız gözüküyordu ama şu anda televizyondan da bir fark kalmadı yani aslında baktığımızda. Bu da çok iyi bir şey çünkü artık Alpacın örneğinde olduğu gibi bizim birçok oyuncumuz neredeyse artık başrol oynayan, halkın böyle çok sevdiği oyuncular bile neredeyse sadece dijital tercih etme noktasında olsunlar. Bu da çok güçlü bir şey oldu bence. Yani tavrın o tarafa yönelmesi. Evet, kaliteyle arttı. Yani en çok da söyleyeceğim. Senaryo yazmak dijitalde çok daha keyifli. Sebebi de şu, bütün sezonu yazıyorsunuz. Televizyonda bir hafta sonra ne yazacağınızı bilmiyorsunuz. Sadece bir kanal oluyor. O da neredeyse o kanava da hikayeye başladığınız zaman bildiğiniz bir kanava. O da o kadar çabuk tüketilen bir şey ki. Yani 15 bölüm sonra o kanava da kalmıyor. O yüzden de inanılmaz bir yoğunluk, yorgunluk içinde hareket etmek zorunda kalıyorsunuz ve bir yerden sonra gerçekten haftaya ne yazacağınızı bilmeden yazmaya başlıyorsunuz. Dijitalde ise bütün sezonu verdikten sonra sizde çıkıyorlar. Yani oynayan oyuncu başından sonuna, karakterinin gelişiminin, dönüşümünün, neredeydi, nereye gidiyor bu hikaye, her şeyi baştan sona gördüğü için oyuncu da rolü nasıl hazırlanacak diye. Yani twist yapılacak çok twist'in kaçıncı bölümde olduğunu biliyor. Ama siz normal bir haftalık dizide, ana akımda bir dizide bir twist, çok büyük bir twist yapsanız muhtemelen oyuncu da şaşırır. Yani, çünkü şey gibi, acaba salladığım duygusu da gelebilir. Yani kastettiğim o, dijital bana daha keyifli bir şey yapmak. Yani. Bilen çok sıklıkla da yaşanmıştı. Evet. Ya, TV5 böyle bir şey daha varmıştı. Yani. Ben yaşadıklarından söyleyeyim. Dediği için görüyorum. Kanal senaryo evet, oynuyor. Şurayı şöyle yapma, burayı böyle yapma diyor. Görüntüye konuşuyor. İşte yapımcıya baskı yapıyor. İşte bunu buraya bağlıyor, bunu bu tarafa kaçıyor. Rating aşağı düştü. Biraz yukarı çıkartalım. Burada şunu yapsın, şu adam ölsün, bu adam işte yukarı çıksın gibi. Trilon'un böyle bir ritmi var ama özel kanallarda, özel trilerde, dijitalde bu yok. Şimdi, 13 bölümü o değişmeyecek bence. O girdi, o şekilde devam edecek. Çünkü Avrupa'da da şöyle böyle, yani dünya sınavasında da böyle. 13 bölümü ne çekeceğini biliyorum. Evet, Bey mesela 1. bölümü oynarken 6. bölümde hangi şey olacağını biliyor. Ona göre hazırlanıyor. 1. bölümden 6. bölümde geçişini de ona verebiliyor. O zaman ne oluyor? Oyunculuk da kaliteleşiyor o zaman. Mesela dijitalde şu bir tane daha var. Orada çektiğim iki tane program oldu. Bana zaman veriyor. Mesela şimdi sahne var, sahneye giriyorsun. İşte burada ışık yapacaksınız, işte statikam kullanacaksınız, ya da çift kamera kullanacaksınız. Bana zaman verilince ben o sahneyi daha iyi yaşayarak çekiyorum. Ama gibi de böyle değil. Abi hadi çekelim bitsin, yarın şurası var, işte buradan çıkmamız lazım. Mekan sahibi geldi, şöyle oldu, böyle oldu diye baskı olunca sana bu sefer sen kafandaki görüntüyü ekrana yansıtamıyorsun. Aynı şekilde analiz içinde geçerli, aynı şekilde oyun içinde geçerli. Bu sektörde yönetimlerin çok da oyunlu konularda başlamış oldu. Evet. Bir alışkanlık bence, devam etti. Bir yanlış, tekrar. Bir de söz edilmiyor dediğim gibi. Bilmiyorum. Demin de bahsettiğim gibi, dijital ortamın bize çok şey kattığını ben bilmiyorum. Tabii. Sizin soru
Bomba patlar. Anlaş olarak. Her dönem başlayanları takip ediyorum. Kendi adım ama ölü bölüp derinde bir oyuncu. Yani önce Bobo'dur, sonra bir daha Kuşu'dan. Cepset ortada yoksa devinme ihtimali olur. Yani senin açısından gerçekten macera aslında biraz da heyecanlı. Öğrencilerimize sözlerim de biraz. Ben de bir sürü yandan saatte 20 dakika sonra bir uygulama kadını 20 dakika öpüle ettiğinde birkaç tane soru cevap. Burak 3. sınıf öğrencimiz. Bu fakültesinin 3. fakültesinin en tecrübeli öğrencilerinden. Bir hoş geldiniz. Çok meraklı. Aslında işlere iş yapıyorsunuz yani. Sakın kaldığın akıbeti bundan sonra bu şekilde olmayabilir. Yani, 10 sene sonrasında bu işin daha çok dijitale kayacağını düşünüyorsun. Televizyonlara sizce bu süreçte ne olacak? Bu arada yok, şöyle yani bu ana akım nasıl bir yani? Ana akım yani aslında yapımcı bir Türk seyirci bir Türkiye'de çünkü hem dijital hem ana akım iş yapan onun güven atan var bu OGM'de. O mesela hiç bitmeyeceğini düşünüyorum ana akımda. O çok güçlü bir potansiyel olduğunu bir de o bizim kültürel tarafımızla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben hani ona da hak veriyorum. Benim 10 sene sonra ben sadece içeriklerin daha çok dijitale döneceğini, televizyonda başka şeyler de devam edeceğini düşünüyorum ama bunlar öngörü benimdir. Yani, olmayabilir ama en azından ben belki de bu tarafa çok yoğunlaştığım için ve buranın potansiyelini dünyada sadece Türkiye'de gelişme rakamlarına bakınca doğal olarak bu büyüme sanki durmayacakmış, çok daha büyüyerek devam edecekmiş hissiyatıyla konuşuyorum. Ama dediğim gibi ana akımda tabii ki devam edecektir. Yani ben şunu anlamadım. Hani sizin için de yani teknik açıdan oluşturması da daha kolay. Senaryo daha kısa, oyuncular için işte çünkü daha az. Yine işlerle iş yapmak daha kolay. Sinema açısından düşünüyoruz da engagement'ı da yaptılar. Yeni kuşağın daha 2,5 saatlik dizi izlemektense 1 saatlik 40 dakikalık dizileri tercih ediyoruz. Bir de ona her hafta o saatte orada olmalı. Aynen. Yani, bir de şu var. Ana akımda mesela şu anda en önemli olan yarışma programları. İşte, yani TV8'de ne var? O izledi. Ben sinema akıbeti açısından direkt bir düşünücü gerek oyuncu da olsa şey de olsa. Evet, sinema zaten televizyonda dönen bir şey değil. Bizim normalde sadece komedi içerikleri yapılardı. Yani dizi her zaman çok tutmuştur ama sinema normalde bizim ana akımda yapılan bir şey değildi. Yani o yüzden o konuda bir değişiklik olmayacak, gene yapılacak. Ama hani işin şey tarafından konuşursak, yani sinema ne olacak? Yani sinema perdeden, bunlar işte dijital bir takım ufak şeyler inecek gibi. Ben işte diyorum yani bu. İşin yaratıcı yani kreatif tarafında bulunanlar. Telefonda izlenecek diye baktığını zannetmiyorum. Yani yine her şekilde ben normal perdede izlenecek bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. O yönde değil yani kadrajlar değişebilir. Ki onun da bir kuralı olduğunu zannetmiyorum. Yani sanki o da biraz el yöntemini aldım bulunmaya çalıştığım için. Yani bunu anlatan bir şey var mı? Mesela bir bölüm oluştu mu? Öyle bir oluşmadı. Ben kardeşimin sorusunu şöyle cevaplamak istiyorum. Bana göre kendi yani şahsımda teknoloji çok yukarı takip ettiğim için şimdi programı için internete dönecek bir şeyler. Çünkü şu anda internette hem özel kanallar hem sinema filmleri istediğim zaman istediğim zaman tıklayıp izleyebiliyorum. Cep telefonu gelişiyor, her sene bir yeni model geliyor, altyapısı gelişiyor. Elinde bulunduğu kamera şu an bir inç de değil ama cep telefonu son ürettiği kamerada bir inç var. Bir inç kalitesi çok farklı bir şey, onun ürettiği kalitesi çok farklı bir şey. Ben bir inç üzerinden sinema filmini seyrettiğim zaman perdeyle eş değerde geliyorum. Çünkü top ekrana bakıyorum, perde daha büyük, daha detaylı görebiliyorum. Yavaş yavaş bence televizyonda olacak diye sorduğunda, bence benim şahsi fikrimi söyleyeyim. İnternete dönüşecek. Çünkü bu kaçınılmaz bir gerçek. Yarın bir 5G çıktığı zaman filmin benim telefonumda inme süresi
taneleri içerisinde olacak. Bunlar 10 tane önce bir fotoğrafı 10 dakika beklettiklerini bilirim ben. Yani maç şimdi mesela filmi 3-5 dakikada hemen indirebiliyorsun. Benim görüşüm yavaş yavaş bütün her şey internete gömülecek. Çünkü genele baktığımız zaman birçok şu anda haber yazarlarının da kanallardan çıkıp kendi internette, kendi sayfalarını, kendi kendilerine cep telefonunda çekip kendi yayınlarını yapıyorlar şu anda. Yani bireyselleşiyoruz. Baştan söyleyeyim şekilde. Sinema da bireyselleşecek. Yazarlar da bireyselleşti artık. Yani yazarlardan çıkıyor, şey yazarlar bir şey kalmadı artık. Yani. YouTube'a giriyorsun, kanalın var, iyi oluyorsun. Oradan istediğin zaman seyredebiliyorsun. Yayın yapınca sana haber veriyor. İşte ben şu saatte yayına başlayacağım diyor. Tıklıyorsun, seyrediyorsun. Benim görüşüm yavaş yavaş bu sinema sektörü internete içine girecek. Çünkü kaçınılmaz bir gerçek internet yani. Şöyle bir şey var bir yandan da aslında yani bir şey olarak anlayış olarak Amerika'da da televizyonlar geçiyor. Yani Amerika en hızlı dijitalleşen dünyadaki şey herhalde yani sektör. Yani Çin, keza Kore, Japonya. Biz hep onlara bakıyoruz. Yani sinema sektörü ne olacak dediğimizde Türkiye'ye bakmayacağız. Hemen döneceğiz, Kore'de ne oldu, Japonya'da ne oldu, Amerika'da ne oldu, artık bu internet çağında dönüp hemen oraya bakmamız lazım. Orada sektör toparlandı. Demek ki sinema sektörü burada da toparlanacak bir noktadan sonra. Şimdi bakalım. Ne konu oldu? Hatta az önce hocam konuşurken de bahsettiğim şeydi o. Bizim Türk sineması yok. Tamam mı? Bir de ya komedi ya dram, ya komedi ya dram. Ama hani türleştir işte korku filmler geldi. Yani mesela korku sinema yeni çekmeye başladı. Mesela kara mizah, kara komedi. Bizde neredeyse Türkiye'de örneği yok. Yani bir baba yeri falan sayıyordu. Ben bir tane de sayıyordum da. Kara komedi yok. Evet yani. Ama işte mesela yok ya Güney Kore'de nüfusu internetinde aynı herhalde. Ama 5 katı bile satılıyor. İnanılmaz büyük bir sektör var. O zaman da şey diye söylemiştim. Güney Kore'den şöyle türde, türlere yüklenmişler ve Türk sineması oluşturmuşlar ve böylelikle çeşitlendirmişler. Seyirciyi de çeşitlendirmişler. Şimdi gittiğinizde iki komedi filminden birini seçiyorsunuz ve iki komedi filminden birinin diğerinden nitelik olarak bir fark olmayabiliyor. Ama gittiğinizde Türk sineması denen bir şey olsa birçok türden, yani bu seyircinin beyinlerini de arttıracak, çeşitlendirecek, aslında bir biçimde seyirciyi de yaratacak bir şey. Tam onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla aslında bu hikaye enstrüman işi. Yani benim Güney Kore örneğin vermemin sebebi var. Hani türleştirmek. Mesela K-pop diye bir şey kapıldı. Son 5 yıl kadar. Güney Kore K-pop'a 200 milyon dolar para harcıyor. 200 milyon dolar sadece 3 yılda K-pop'u yaratmak için. Ve İsveçli müzik altyapısı yaratmak için. Zannetmeyin ki Kore'den çıktı yani. Yani dolayısıyla bu bir tasarım dünyası. Bu ortak bir havuz. Güney Kore dünya sinema sektörünün 5. şirketi. Yani 5. ülke dünya sinema sektörünün hakimiyeti, sinema salonlarının hakimiyetine sahip olan. Şimdi demek ki şöyle bir hikaye var. Türleri ayırıp sinemanın işini istemiyor. Bu tarafta başka deneyimli alanlarına doğru dönüştürüyor. İşte televizyon, o yüzden hiçbir şey tek bir yönden bakmamak lazım. Evet, burada bir seyretme aracı, bir enstrüman. Televizyon da bir seyretme aracı. Zaten internette her şey döndü. Yani biz zaten 10 yıl önce DCP'ye geçtik. DCP ile artık bir film eskiden bir makinaydı. Şu anda Cloud'da. Cloud'dan filme giriyorsunuz, şifresini giriyorsunuz, video yansıtıyorsunuz. 15 ansiyonel projeksiyonla zaten seyrediyor. Yani dolayısıyla artık her şey zaten DCP'de, teknolojide, Cloud'da, internette. Yani bu zaten şey. Smart TV diye bir şey var. Çünkü televizyon yok. Yani zaten artık o bizim televizyonlarımız zaten altyapı kumandayla olup YouTube mu açık? Bir şey mi seyrediliyor? Evde ne olduğunu anlamıyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Yani. Kanalda bir şey var. Ne oluyor? Ekranda ne var? Yani dolayısıyla biz aslında bir ekran dünyası üzerinde. Yani biz bir ekranlaşmış, o ekran bir sinema perdesi olabilir. Nasıl ki bir sinema perdesinin perde olarak kalacağından bir şüphemiz var. Yani Asumi'nin kendisi, bir ışığın kendisi, zaten sinema bunu bildiğinden vazgeçmemek için hala bir yansıtıcı kullanıyoruz, hala perde kullanıyoruz. Hala o bizim duygumuza ikram eden bir şey. Yani ama bu da bir enstrüman. Dolayısıyla bu enstrümanlar bütün içinde bir hikayeyi nasıl anlatmak, hangi hikayeyi nasıl anlatmak istediğimizle son buluyor. Yani projenin bir kısmı da sen bunu nasıl bir mecrada yayınlayacaksın. Yani bir şey eserleştiren bir başka bir yönde bu. İnsan bir video art yapar, o video artı tüplü televizyonda götürürsünüz, bir teyp müdesini göbeğine koyarsınız, o tüplü televizyonda almak istediğiniz bir şey var, renk.
bir şey vardır. Yani siyah beyaz bir şeydir. Biz onunla başka bir şey anlatmak istiyorsunuz. O da bir enstrüman. Yani o bu ayda tabii ki çalınır trompetsiz. Tabii ki trompetin partisyonu ona da çıkar. Ama dersin hayır abi lan bu notayı, bu partisyonu, bu piyano partisyonu trompetle çalınır. Şimdi ben bu kulakta böyle duyuyorsunuz. O bu ayda çalınır. Aynısını kemanla işittim. Orkestrasyon yapacağım ve bundan başka bir sanat yapacağım. Yani dolayısıyla eğer biz bunu hala bir sanat olarak görmek devam ediyoruz, öyle. Bunun sanatı benzerli bir adına şey tür olarak yok. Dönemlerde yeni medya bölümleri. Yeni medya bölümleri açılıyor. Müzecilik değişiyor aslında. Müze bir şey anlamak için değişiyor. Değişime tabii ki ayak uyduracağız. Parçası olacağız. Ama bu diyeceğiz ki bunlar hepsi bunların çeşitli mecraları, alanları, enstrümanları bu şey anlatmadaki güçlerimiz, kaynaklarımız. Evet, bu hafta yoğun. Evet, aynen. Ama yani televizyonda mesela şöyle, şu da canlı bir şey, o anda orada olması başka bir şey var. Yani ne kadar dediğim gibi. Belki şuna döndük yani. Diyeceğiz ya bir dakika, ben 30 bölüm, 13 bölüm baştan verdim. Sen bunu okeylersin. Televizyonu değiştirecek şey belki de dijitaldeki güçlü şey olacak. Yani televizyon geri isteyecek dijitaldeki güçlü oyuncu kadrosunu, yazar kadrosunu, yapımcı kadrosunu. Diyecek ki tamam, biz daha iyi şartlarda anlaşalım. Bir kere şunu 90 dakika bekleyelim. Gel bunu uzun süre çekin, 13 bölüm anlaşalım. O zaman sen bu oyuncuları, bu senaristini ve bu yapımcıları alabilirsin. Çünkü artık şartlar böyle. Çünkü bir de biz şurada kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki ya 40 dakika ya, bizimkiler seyrediyor. Yani. Aramızda merak ediyorum, 40 dakikayla sınırı seyreden bir kişi var mı? Yani girdiğinde sezonu bitirmek çabasıyla sen varsın. Yani girdiğinde sezonu bitirmek çabası, bir için 8'de bizden çeyrek. Bir bilgisi 13 günden geliyor. Yani uykusuzluğu, gözler patlar, yarısı boyunca ne anladığını, seyretini anlamadan öyle bir seyretme maratonumuz var. Ben hiç gerçekten 4 günden az seyreden insan görmedim. Yani çünkü 160 dakika, 40 dakikadan 160 dakika. Çünkü seyrettiği dizi, yani küçüklüğünden beri seyrettiği dizi 130 dakikadan. Gece, yani, evet, yani 2013'te eylemle çıktı. 90 dakika yersiz uzun. Yani dizi yersiz uzun, 90 dakikaya sabit değil mi? 130 dakika oldu. O eylem çok başarılı olmuş bir eylem. Yani, dolayısıyla bir yanda hani öyle şeyler de, o gerçekler de kendini bir anlamda kandırmamak lazım. Maalesef bizim seyirciler kapasitesi 160 dakika. Yani talep ettiği şey var. Biz 40-40 da sattık. Oysa buraya. O dönüp 160 dakikası. Tabii aramızda bir yatırım için yok. Ben istedim ki. Anladın mı? Bir için de yok. Onların dinamikine bir reklam veren sen de. Yani farklı bir farklı nasıl kızından yani onları da sanki bulmuyor diyecek mi? O bu yapımcı olarak. Yok yapımcı olarak şöyle yani. Yapımcı zaten şey Türkiye'de böyle öncü bir görüyorsa da aslında gerçekleştirici. Yani bizim start-up mantığıyla düşünmemiz resimler artık Amerika'da hep start-up diyor. Hani bizim konvansiyonel eğitimlerde böyle bir start-up şeyimiz var. Film finansmanı, işte finansal okul özellik sistemi, onun için ekonomik vermesi, işleştirilmiş. Amerikan ekonomi biraz öyle bir şey. Dolayısıyla bunlar hep start-up değil, yani iyi bir fikir çıkış noktası vesaire. Sonra power up, biz Türkiye'nin çoğunluğu analizi. Sonra execution diyoruz, yani gerçekleşmek, gerçekleştirmek, şeyi var etmek. Executive'ları yüzünden yani şimdi o gerçekleştiren çok iyi fikirler var. Ercan bilir. Yani bizim burada arkadaşlarımız var. Çok iyi fikirleri, çok iyi senaryo buldu ama hiçbir yok. Hiçbir olmadı, hiçbir gerçekleşmedi. Yani bir filmin olması, yazılması kadar, bir senaryo, bir dizinin yazılması kadar gerçekleştirmeye sonra doğru giren yoldur. Yapımcıdan geçer, en önemlisi. Nerede? Çünkü yani bunun istediği ışık, ekipman, kamera sistemini boyutu vesaire bitmezse olmaz. Yani aynı o yarı bütçenin kötü bir malzeme bitmez. Film süresini uzatır, her şeyi uzatır, motivasyonu oluşuyor, oyunlar muhabbet. Yani prodüksiyon kalitesini bilse, tabii. Tabii her şeyde paralel bir varmış. Yani içerideki yemeğin kalitesi ve çalışma süresine kadar değişir. Dolayısıyla bizim de burada nitelikli yapımcıların, yapımcıların oluşması. Çünkü biz şeyi de yanlış anlıyoruz. Yapımcı parası olan kişi. Hayır, yapımcı gerçekleştiren kişi. Finansmandan anlayan ve onu doğru yöneten kişi. Ayrıca yatırımcılar var Türkiye'de ve sektör adına en çok sevindiği şey var. Hani sektör farklı olsa da, alanı farklı olsa da. Ama
sinema sektörleri, bu alana yatırım yapmak isteyen insanlar var. Onlar da ancak doğru yapımcılar var. Bu işi doğru yapmak isteyen, işte o GMB'de şu anda genç yapımcılardan bahsettiği konuşan Kerem Köper gibi. Yani böyle çok var böyle isimler, teknik ismi sayılır ama hani, genel itibariyle böyle yaratıcı, kreatif tarafta duran ve yani, bu işin de parçası olan kendi özelliklerini hasretmeyen bazı parçaları bulabilirler. Yani kuskusu gözü, bir projeyi alıp dönüştürebilecek yeteneği ve güçlü olan yapımcıların olması, hayatımızda olması. Teknik olarak çok değerli. Evet, teknik oraya doğru bir Şimdi ekran belirlediği süreler artık biraz daha... Şimdi yapımcılar biraz daha kaliteye dönem buluyor. Kaliteli ekiple çalışıp, kaliteli bir senaryo, kaliteli bir işi yapmayı öngörüyorlar. Kaliteli iş yaptığın zaman da sen kaliteli bir finansman bulma şansın da artıyor. Sektörde bunların iş çıkışları var, süreli var, ilgili var. Tabii bir sene içerisinde aynı evi olarak koyuyorum. Son dönem gerçekten kaliteli yapımcılar var. Ekibi, senaryo, oyuncuya, arkadaşlarını ve kaliteli iş çıksın diye uğraşan yapımcılar var. Bunlar çoğalacak, benim bunlar çoğalacak. Başka neden hala içeride gidiyorlar? Çünkü içeride senaryo bakımında 2006 yılında başrolü Leonardo da Vinci'nin birazcık alıntılanmış bir dizi. Neden hala günümüzde bu kadar senarist olarak güçlü bir konumdaysak hala yurt dışındaki projelerin benzeri? Bu bahsettiğiniz Leonardo DiCaprio'nun oynadığı filmde Amerikalılar da Kore'den oynuyorlar. Evet. Yani Martin Scorsese'nin Oscar'ı tek film, yönetmenin tek film ve Kore'yi yapmışlar. Yani aslında bak, bu ne kadar globalleştiğine dayalı bir şey. Yani bu aslında kötü bir şey değil. Bu nasıl adapte ettiğinizle alakalı bir şey. Yani küçümsenecek bir şey değil, o manada söylüyorum. Ama diyor ben dediğiniz zaman, yani özgün içerikler, evet. Bu işte bütün şu anda dünya biraz aslında kim ne yapıyor birbirine bakıyor. Google'a ulaşma denen şey, bu biraz da teknolojiyle birçok kültürü de ortaklaştırdı. Yani Squid Game'de bir tane şey yaptı, dizi yaptı, yani bütün dünyayı salladı. Netflix'in en çok izlenen içeriği oldu. Şimdi hani Güney Kore kültürü dersin ama bütün dünyada izlenen bir şey dönüştü. Çünkü orada aslında hepimizin temelde ilgilendiren sınıfsal bir mesele vardı. Anladın mı? Bu kastetli bir şey, kültürel kodları, bağları doğru tutulduktan sonra yapılabilir. Ben hani özgün içerik yapılmasını daha çok seviyorum. Çünkü bir konu uyarlaması işi gelmişti bana ve beceremedim. Çünkü şeyi anlamamıştım. Yani bunun nerede, neresini alacağım, neresini ne kadarını kendim koyacağım. Onu ben çok oturtamadığım için kafamda. Sonra dedim ki bunu yapmayacağım. Yani vazgeçtim. Böyle sanıldığı kadar da kolay bir şey değil adapte etmek. Onu bahsediyorum. Yani adapte edince hani böyle çok kolay kulağa geliyor ama çok öyle bir şey değil. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela bizim kendi orijinal ülkesinde yayınlanmış aynı işte sen böyle yaptık ha. Yani şöyle ülkesindeki orijinalinden daha fazla iş yapıp yurt dışında daha fazla orijinalinden daha fazla satılan bir şey dönüşmüştü. Yani bu demek ki yani, aslında doğru kodları bulmakla alakalı bir şey. Ama dedim yani ben orijinal yazmayı seviyorum yani. Ve şöyle diyeyim, mesela Netflix'in şöyle bir avantajı oldu. Kağıtlar Hayatlar dediğiniz için. Kağıtlar Hayatlar 45 ülkede ilk onda kalmış o dönemde. Ve bu benim tuhaf bir şekilde Batı Amerika'da, mesela ben de sürekli yazan,
Ortadoğu'dan yazan, Latin Amerika'dan yazan, Avrupa'dan yazan insanlar olmaya başladı. Ve o zaman düşünmedim, aa ulaşım bu kadar kolay bir şey zor değilmiş. Yani gerçekten böyle bir şansı var. Sonra mesela ortak projeler konuşmaya başlandı. Mesela bir Hintli bir adamla ulaşmaya çalıştı. Onun çok önemli yapımcılarından biriymiş. Ortak şeyler yapılmaya başladı. Şimdi bunlar görünürlüğü arttıran şeyler ya. Hani o manada yani orijinal içerik de uyarlamada fark etmez. Çünkü nasıl yani dediğim orijinden daha iyi yapabiliyorsun yani uyarlamayı. Değil, nasıl yapabiliyorsun? Evet evet kesinlikle. Evet evet yani ya dediğim gibi o ilk verdiğiniz örnek hani sanki Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Scorsese filmini biz oradan görüp uyarlamışız gibi. Halbuki işte o da bir konu uyarlaması. Yani kastettiğim o. Yani. Ya çok özel. Yani, ben de karanlık şehirler kilitlendirdikten hani orada türleşme güzel bir örnek polisiye atıyor. Ama çok izlenmedi bu. O sinemada çıktığı için yoksa dijitalleşme üzerinden de gidecek olursak bu kütle veya da başka bir ortamda yayınlasaydınız hem türleşmeyi de arttırmadan güzel bir örnek olmaz. Yapımcısı ben değilim onu. Ben oyuncusuydum sadece ama oradaki arkadaşların zaten sinemalarla anlaşması, sektörün açılması için ilk çıkan filmlerden biriydi. 5 tane filmle anlaştılar. 2 hafta süreyle kalmasını zorunlu kıldılar. Ve onun karşılığında bir ticari anlaşma yaptılar. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Ama 2 haftaydı oluşması. Sonra dijitale sattılar çünkü. Normalde aslında kurallar şöyle oluyor. Bir film en az 3 ay dijitalde kalıyor. Şey pardon sinemada kalıyor, ondan sonra bir süre geçiyor, sonra dijitale satabiliyorsunuz. Onların bu kural kanun çıktı hatta. Hatta yani Büro Başkanlığı'ndan böyle çok kısa süreliğe çıktılarmış, yasadan bir olduğunu. Ama tam o yasayı aşmak için bir seferinde böyle 5 tane, 6 tane filmle anlaşıldı. Evet evet, dağıtım izleri korumak, yani aslında sinema sektörünü korumak için yapıldı. Sonra ayaklarına dolandı falan böyle, yani şimdi değişti, falan farklı dönüyor. Velhasılı o 5 yılı sinemada birlikte 2 hafta kaldılar. O yüzden aldıklarlar. O bir açılıştı yani. Sinema sektörünü açmak için. Sonra dijitale aktarıyorlar. Şimdi dijitalde galiba Netflix'te göreceğiz. Bu oyunculuk ve mesela birkaç kere bazı kişilerle konuştum. Bu oyuncu seçimlerinde daha çok sosyal medyadan yaparak takip ediyorlar ya da işte yönetmenle bağlantılı olmak falan lazım gibi şeyler gibi şeyler duydum. Nasıl bir oyun demek bu oyuncu? Hemen Instagram page'ine bakıyoruz. Ya şimdi biraz kaç tane sorun. Ya şöyle, aslında o oyuncuyu nerede, nasıl konumlandıracağınıza göre iş biraz değişiyor. Ben şimdi, bilmiyorum hani arkadaşlarımla mutlaka bununla ilgili fikrim vardır ama yani mesela Ercan oyuncu seçimi konusunda çok hassas bir senaristir. Yani ve mümkün mertebe normalde kimse karıştırmaz ama Ercan mesela o dünyası gözünün önünde olduğu için benim sınıf arkadaşım var, oradan biliyorum. Ve çok da doğru bir şey yapıyor. Dünyası gözünün önünde kime yazdığında çok iyi bildiği için o böyle onu arar. Ve beni en heyecanlandıran senarist türü bu zaten. Yani böyle bununla ilgili mücadele veren. Ona da bence mutlaka ona cevaplaması lazım soruyor. Ama ben genelde şimdi şuradan gittim. Onun bir seçimini her zaman aslında senaristle yönetmen yapar. Yani akıllı bir yönetmense mutlaka senariste de sorar. Çünkü onu dünyasından faydalanmak da yani yaşayan bir senariste daha iyi de olabilir. Farklı dünyalar, farklı algılar da olabilir ama yapımcının da tabii burada bir şey oluyor. Çünkü o da diyor ki ben bu film, bu dizi, bu işte neyse o eser, onu diyor şuraya satacağım. Benim hocama söylediğim gibi. O başka bir mecrada, başka bir sponsorlukla o oyunculuğuna kadar popüler olduğu da doğru orantılı bir şekilde böyle bir kast oluşturmaya çalışıyor. Orada casting direktörü varmış zaten tüm yapımın başında. Casting direktörü, işte bu senarist, yönetmen ve yapımcı içindeki hatta kanal varsa, başka paydaşlar varsa o paydaşlar arasındaki bağ kurmaya çalışıyor ve ona göre kastetiyor. Evet, Instagram, sosyal medya bu konuda etkinmiş. Ama artık senin ilk başta senin dediğin gibi, bundan 5-6 yıl öncesine kadar ilk çıktığında zannettiler ki o takip sistemleri bir şey değil.
Ama sonra gördüm ki o takipçi sayıları hiçbir şey vermiyor. Şöyle şeyler oldu. 10 milyon takipçisi olan Yanım Efendi'yle 6 milyon takipçisi olan Bilge Efendi'nin üstüne bir aşk filmi yapıldı. O aşk filmi sadece 200 bin kişi. Normalde 16 milyon takipçisi olan kişinin %10, 1,5 milyon, 1,600 seyirci yapacağı, hani %5, 750 bin neyse, 800 bin seyirci yapacağı beklerken çok büyük bir PR hareketiyle sadece 200 bin kişi sinemaya geldi. Sinema bir taahhüt sunar. Oradaki kastı, seyirci der ki, ben bu kişiyi biliyorum. Kişinin performanslarını tanıyorum. Bilmiyorum, ilk kötü. Ben tiyatrodan bir yerden takip ettim. Ve bu hikayeyi ilk kötü bilirim. Gidelim seyredelim. O taahhüde inanır. Tüm komedi ise bunu yani eğer o bir sunu zırtlak bir komedi ise de ne alacağını bilir. Komedilere giderdi. Anlıyorum, planlı bir şekilde onu yapar. Aşk filmi öyle, bir macera filmi ise de öyle. Gider, planlı bir şekilde önden biletini alır, böyle o numarını alır ve öder. Fakat televizyonda iş başlar. Televizyonda şimdi satın alma yapmadı. Demin de hocam söyledim mi? Aslında belli bir zaman sonra o satın almaya dönmüş bir şey oldu internette. Çünkü bakacak ki, aa süresi gibi. Aa bu internete para ödüyor. Demek ki hiçbir şey ücretsiz değil. Aslında bu ücret ödüyor. Yani dolayısıyla aslında içeriklerin kalitesi ve kast hikayesi oraya doğru da gidiyor. Yani kastın duruma göre değişir. Mesela bir örnek söyleyeyim. Hiç tanınmayan bir oyuncu var. Hiçbir dizide oynamamış. Çok az dizide oynamış. Bir iki filmi var. Genco Erkan. Genco Erkan'ın biletini açtığınız zaman bir kişi, iki kişi sol dantolu bir saat. Yani neyi ölçünüz? Instagram sayfası yok galiba. Instagram'dan bilmiyorum. Yani varsa da 50 bin takipçisi vardır. Dolayısıyla takipçiyle olmuyor ve dünyanın hiçbir yerine takipçiyle olmuyor. Ne şükür ne mutlu. Ne önerirsiniz öğrencilerimize oyuncu olmak isteyen, senet olmak isteyen, sektörün şurasında burasında var olmak isteyen. Instagram'da bir şey yok. Ne yaptınlar, nasıl bulundunlar, sorduklar, sistem onu alıyor. Ben geldim. Ben geldim. Ben tamamen olmak istemiyorum yok. Gazet için vardır olmak istemiyorum. Ben duymadım. Şimdi ben oyunculuk adına konuşayım. Diğerlerini vermeye çok heyecanlı. Ve şunu söyleyeyim. Oyunculukta tek yöntem var çalışmak. Yani gerçekten çok çalışmak. Ve her türlü layık oynayabilecek bir yelpazeye sahip. Yani çok sıkı komedi oynayabilmek, onu zamanlamasını bilebilmek, gecenin içtiği doğru kurabilmek, bir kameraya da oynayabilmek, bu kamera oyunculuğunu da takip etmek, doğru, dünyayı takip etmek çok önemli. Ve bir oyuncunun mutlaka bir meselesi olması lazım. Hayatında kendine motivasyon yaratabilir. Çünkü aslında oyunculuk bir savunma sanatı. Oyuncunun kendi karakterini ne oynuyorsan, seri katilde oynayabilirsin, bir tacizci bir karakteri oynayabilirsin, bir öğretmenin de oynayabilirsin, bir kanaat önderini de oynayabilirsin, her şey oynayabilirsin. Dolayısıyla çok iyi savunma sanatı biliyor olman lazım, o karakteri oynamakla herkesin ona ikna olması lazım, herkesin sana ikna olması lazım. Bunun için de sosyoloji bilmek lazım, felsefe bilmek lazım, dünya takip etmek lazım, siyaset bilmek lazım. Çünkü o siyasetçinin nasıl bir beden hareketi var, nasıl bir beden var, bunu nasıl ifade ediyor, ne yapıyor? Nereden etkileniyor, nereden ele vermiyor, nereden bir iddia ediyor, nereden etkiliyor? Bunu biliyor olman lazım çünkü her zaman bir şey yaramış. Yani birisi öyle bir şey yaramış, karşımıza öyle bir şey çıkarmış. Manipüle etmesek ne demek? Depresyon ne demek? Yani hani psikolojiye de dair böyle demek olması gerekiyor. Yani bulunabileceğiniz alan ve genişlik o kadar büyük ki. Ve bunlar için de okumanı biriktirmeniz, öyle bir derdiniz olması gerekiyor. Çünkü bir derdi olan, bunun içinde bir derdi, kendi derdi yapabilen insanlar oluyor. Yani bugün bir annenin evladını kaybını anlamak için
onu ona dair bir şey okumuş, en azından paralel bilgiyi bir yerde görmüş olmalı, gerekir ki onu aynı olmalı, yani bu onun çok geniş bir havuzlu bir site, çok prosesi ne kadar doldurduğunda bu hayatta bağlıdır. Entelektüel bir kimliği, sergiye giderek, esere farklı bakarak, üç boyutlu bakarak, iki boyutlu bakarak, kendine sürekli 24 konsantrasyonu tutar. Böyle hasta sektördeki gibi 6 saat sektör, 10 saat sektör, neredeye gerçi 14 saat yapılan bir işlem bile. O çünkü 24 saat yapılmış. Gerçekten her dakika bir şey düşünüyor. Senesi, her an bir şey üretiyor, bir şey yaratıyoruz aslında. Ve o cebimize koyup devam ediyor. O yüzden ben yine başlayacağım bir konuşsam Ercan'la şahit. Ben de orta yılına şahidim. Biz çok seviyoruz. Bunda gerçekten 4-22 oyun oynadık. Yani ben 22 oyun oynadım. Ercan 22 tane oyun yazacak maalesef. Hiç oyun yok. Bir kısmında yazdı zaten. Yani dolayısıyla... Bu arada onu ben tutuyordum ama kendimi zorlamadım. Herkes 22 oyun oynamadı. Aynen. Ben kulak edin. Gidiyorum. Çünkü ben başka türlü yapabileceğim. Yani başkası çok daha iyi yoklu oynuyoruz. O böyle 22 değil de 12 oynuyor. 10 oynuyoruz ben daha iyi. Ben de sahne çıktı. Evet. Benim... size bir son bir şey anlatayım bununla ilgili. Ercan'ın mükemmel performansı. Performansı bir sorun yok aslında. Şöyle ben bir geçenlerim bir oyun yerlerim birlikte. Böyle birçok mesleğinden bir kolaj yaptım. Tabii yazıyor musun? Bir tanesi de evet evet. Yani Ercan sağ olsun benim ilk senaristim. Yazdım senaryonu. Sen yazdım ilk senaryonu. Bayağı mevcut değildi yani. Çok buna bütün her şeyi anlattım. Sağ olsun çok değerli katkıları varmış. Her senaryo vardı. Şimdi o zaman da işte biz böyle bir ilerleme yaptık. Böyle bir metinler arası bir şey, bir iş yaptık. Bir yerde böyle şiddetli bir şey var. Yolu sahnesi. Ercan'la polis neyse. Ondan sonra ben de şey sorgulan adamım falan. Ondan sonra bir tane reji projesi yapıyor. Olmuyor sonra. Neyse Ercan böyle oynadı, koyuyordu, koyuyordu. Bir yerde böyle ışık gidiyor. Ondan sonra... Ben de bir yukarı mı? Evet, evet. Bir yerde ışık gidiyor. Bir yerde şey var böyle, su var. Bir yerde kan var. Tamam, dur, onu tutuyorum. İşkendirmeyeceğim, ışık gidince kemer böyle şak şak yapıyorum. O sırada bir bağırsak sürü var. Adam işkence yapıyor, üzerinde kan olacak. Ben de kendi üzerine su döneceğim. İşkence olacak tabii ki. Tabii ki Ercan. Sizin de anlayacağınız gibi. Bağırsak şurubu kendisine. Suyu bana. Neyse böyle sahne açıldı. Ben böyle çok şiddetli dayak yemiş bir sevgilim dedim ama hiçbir şey yok. Ondan sonra o an böyle kan revan içinde. Sonra hoca dedi ki ya çok iyiydi. Performansları da çok iyi. Ercan seni gittiğinde bana. Ondan sonra ama dedi yani biraz abartıydı. Adamı nasıl gördüysen üstüm başı kan olmuş. Kan içinde kan. Biraz o fazlaydı şiddetli. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben üniversiteniz adına hemen gitmeyin. İletişim Fakültesi Dekanımız Nurhan Tursun, Politika Doktoru Nurhan Tursun. Bir teşekkür belgesi takdim edeceğim. Bugünden bir hatıra kalsın istedikleri. Önce sayın sevgili Mert Kuradar, sevgili Ercan Mehmet Erdem'e ve sevgili sayın Mehmet Kuradar, birikimlerini, deneyimlerini buraya gelerek sevgili öğrencilerimizle paylaştıkları için fakültem adına, şahsım adına, yönetmemiz adına çok teşekkür ediyorum. Nice daha güzel paylaşımlarında sizlerle bir kez daha gelmeyi çok arzu ederim. İnşallah. Bu arada bir teşekkür de burada bu etkinliği gerçekleştirmede can siparihane çabalayan Sayın Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanımız Neşe Kars Tayan hocama. İnşallah size güveniyoruz hocam. Ve sayın konuklarımıza güveniyoruz tabii. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür Mehmet Kura. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama etkinlik çok güzel.
Bir teşekkür belgemizi de Sayın Mert Fırat'a, rektör yardımcımız Sayın Şahmet Gülgül takdim etti. Bir teşekkür belgemizi de bölüm başkanına Ercan Bey. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben de yerinden aldım. Konuşmayı istemek sizler daha buradayken fazla öğrencilerimize yaklaştırmadan eminim ki hepsi sizler isim çek demek istiyordur ama yakınlaşmayacağız. Bu şekilde dönerek arkamızda öğrencimiz selfie çekebilir miyiz? Tabii ki. Öğrencilerimizin hazır alalım. İsterseniz şimdi hocam şöyle. Peki nasıl abi diyorsanız? Görüntü. Evet Mehmet Bey. Görüntü. Şu an susturdum. Tamam. Kamerayı tutmayacak bana. Hocam bitti. Ama bitti yani. Ama ya. Ama bitti. Mecbur. Hocam yayın devam ediyor. Mikrofonu kapattım. Kayıt atalım. Belki biz de olursak daha ben tane cevap soramayız ya. Boş kalabalık kaydı şu an. Kime soruyorsun oğlum? Adamlar gidiyor da. Sadece Mert Fırat gidiyor. Sadece öyle değil mi? Ne bileyim. Daha çekilecek de çekilecek. Çekilecek bir şey yok. Adamdan. Kuruyor mu? Thank you.